Öncelikle herkesin bayramını kutlayalım. Evet, bayramı kutlu olsun. İzne çıkmadan önce, daha doğrusu sizin izniniz yok da tatillerde çalışıyorsunuz, telefonla danışmanlık veriyorsunuz, Evet. kargoları bana yönlendiriyorsunuz, ben ayarlıyorum. Evet. Çıkmadan hadi bir son gün buraya bir gelelim dediniz, tesadüf bugün az önce, şimdi çıktı hatta önümüzden müşterimiz. Üretici video çekilmesini istemedi. Biz Evet. konuyu anlatalım gene. Şimdi getirdiği muhabbet kuşlarının iki tanesinin burun delikleri, üstündeki gagasının üstündeki delikler tıkanıktı. Bu Evet. konuyla alakalı bu neden olur? Nasıl kurtulunur? Önümüzde zaten ürün de var. Hatta geçen kış nezle olduğum zaman bana da Kış gibi değil mi önerdiğinizi. Profix'in? Onu kaynar suyun içine damlatıp koklamıştık. Bayağı iyi gelmişti. Bakın bizim ürettiğimiz bütün ürünleri insanlar yani sizler kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aktif Yüksek savaşçıyı da kullandım hocam ben. hepsini Gayet kullanabilirsiniz. memnunum, evet. Hepsini Hocam bir kullanabilirsiniz. anlatalım. Profix ürünümüz nedir? Bu gagadaki tıkanıklıklar neden olur? Şimdi Buyurun. arkadaşlar bunun adına burun taşları denir. Burunda bir tıkanıklık meydana gelir. Peki neden olur? Çok net. Tozlu yerler havada partikül oluşturur. Bu yerleri hayvanlar nefeslerini çekerken burun deliklerinde bu tozlu kısımlar yapışırlar. Zaman içerisinde bu tozlu kısımlar akciğere doğru ilerlerler. Ve bu bölgede taşlaşma diye ifade ettiğimiz bir taş gibi bir form oluşur. Bu burun delikleri temizlenmezse hayvan daha az nefes alacağı için daha az yemyer ve kronik hastalık dediğimiz solunum hastalıklarına yakalanabilir. Arkadaşlar hep söylüyoruz Profix ürünümüzü tüm kafeslerde mutlaka haftada bir gün en az sıkalım. Ne var bunda? Okaliptus var, zencefil var, kekik yağı var, limon asidi var. Ve çok mükemmel bir kokusu var. Hayvanlarda bunlardan çok ciddi istifade ederler. Ayrıca bu tür kuşlar için haftada bir gün sularına 1 litreye 1 milim verdiğinizde bu nefeslerindeki bu yabancı ifrazatları da temizlemiş oluyoruz. Fakat gelelim Emre senin sorduğun soruya. Evet hocam. Bu durumdaki hayvanlara ne yapmak lazım? Çok basit. Yöntem basit. Bir küçük iğne alıyorlar. Hayvanı tutuyorlar sakin bir şekilde. Hiç zarar vermeden diş taşı oyar gibi hafif hafif alıyorlar. Milimetrik ama. Çok az. Çok Yavaş yavaş. dikkat etmek gerekiyor. Yavaş yavaş. Yani iğneyi kanatma noktasına getirmeden. İşlem bittiğinde o bölge kırmızı görünecek. Korkmayın. Yarım saat içerisinde o bölge eski halini alacak, kendi rengini alacak. Korkmayın ama hayvan emin olun inanılmaz bir nefes rahatlığıyla kavuşacak ve ürünü burun deliklerine birer damla damlatmak suretiyle bir 3-5 gün kadar bunu yapın. Bu arada içeride akciğerde oluşabilen mikropları da veya tozları da atacağını göreceksiniz. Bu hayvanın çok güzel yem yemesine iyi nefes aldığı için, oksijeni güzel aldığı için hareketinin çok iyi olması gibi bir sonuca bizi götürür. Hocam şimdi bana sinüzit başlangıcı demiş doktor. Ara ara o sizin kaynar suya damlattığınız Profix'ten önce Aynı, Vicks aynı, yapıyordum ben. aynı, Ama aynı, aynı. Vicks yakıyordu. Yakın, evet. Şimdi bunu çok az bir cezvenin içinde suyu kaynatıp 3-4 damla attım ve sıfır yanma. Aynı burun deliklerinde bu uygulamayı yaptığımız zaman, bu tarz hayvanlar için söylüyorum, bu nefesteki sıkıntıyı çözüyor, sinüziti engelliyor, kronik sorunlara yol açma farkını ortadan kaldırıyor. Temiz nefes alan, iyi oksijen alan bir hayvan çok güzel yem yer ve sağlıklı olur arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de yani bayram tadında bir konuyu anlattık. Bizde konu çok. Merak etmeyin. 150. video. Hepinize saygılar.